Belaktif TV seyircileri bir Neco Show programı daha birlikteyiz. Bugün önemli konumuz var. Ankara'dan, Türkiye'den konumuz var. Hepimizin değeri, ortak değeri vatanımızın, milletimizin uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna şehitlerimiz var Türkiye'de. Ve 40 yıldır da bu şehitlerimiz gün ve gün artarak devam ediyor maalesef. Evet, o şehitlerimize sahip çıkan bir de tabii Türkiye'de federasyonumuz var. Şu anda yanımda Şehit Aileleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sayın Emine Sönmez var. Ankara'dan Almanya'da bugün Belçika'ya geldi. Belçika'dan geldikten sonra tabii ki Aktif TV'ye buraya gelip konuk aldık. Bizim için çok önemli dedim. Şehitler gerçekten bizim her zaman başımızın tacı olup her zaman şehitlerimizi çok önemsediğimiz bir toplum olarak şehitler hakkında Türkiye'deki şehit ailelerin, gazi ailelerin durumunu öğrenmek için Emin ablamızı, abla diye hitap edeceğim size Emin abla. Konuk aldık. Sizlerin de sorularınızı sosyal medya üzerinde sorularınız varsa sorunuzu yönetin. Biz de burada elimize geldiği kadar sorularınıza cevaplandıracağız inşallah. Evet, hoş geldiniz Belçika Emin abla. Hoş bulduk benim güzel kardeşim. Necdet kardeş, önce sana bir teşekkür edeyim. Suat kardeşime de teşekkür edeyim. Bizim burada sesimiz olmanız, bizleri Avrupa'daki kardeşlerimize tanıtmanızdan dolayı Türkiye'de tüm şehitler adına, tüm gaziler adına ben teşekkür ederim sizlere. Hoş bulduk diyelim. Evet. Yolculuğunuz nasıl geçti? Yolculuğumuz işte, elhamdülillah iyi geçti. İyi geçti. İyi diyelim. Güzel karşılandık. Özellikle Berlin'de, Münih'te çok güzel beni karşıladılar. Güzel sohbetler ettiler. Özellikle Berlin'de bizim 40 tane şehit çocuğumuzu okutan kardeşlerimiz var. Ali Tüfekçi kardeşimiz, Halil kardeşimiz, onun ekibinde Fatma Hanım. Daha ismini sayamadığım bir sürü kardeşlerimiz var. Ayrıca ben burada birine daha çok teşekkür etmek istiyorum. Özcan kardeşimiz var. Gözü açık diye bir abimiz. Onun ekibinden bizim şehit ailelerine özellikle Ramazan'dan yardım ederler. Evet. Biz onu şehit günü kabrinin başından şehit ailelere ben mümkün olduğu kadar dağıtmak isterim. Şehit federasyonumuzun elektriğine, suyuna zaman zaman katkıda bulunurlar. Bizim sekreterimizin aylığı yok, biz ödeyemiyoruz. Biz zaten orada gönüllü çalışırız. Esas burada bizim federasyon başkanı Sayın Hamit Köse, emekli astsubay. Ben onların hem kızlarıyım, hem bir bacılarıyım. Onların yanında dolayım. Bizim federasyonumuz aslında şehit babaları kendi aylıklarını almış. Rahmetli Musun abi de, Musun Yazıcıoğlu. Bizim elektriğimizi, suyumuzu, apartman gideni sekreterimize ödüyordu. O gittikten sonra biz işin gerçeği ve Türkçesi sekreterimizi bile ödeyemiyoruz. Yetim kaldık diyorsun. Yetim kaldık. Evet. Maalesef. Emin abla. Koskoca Ankara'da yetim kaldık. Evet Emin abla, artık Belçika'da da bir eviniz var. Çok teşekkür ederim. Aktif Allah TV razı ailesi olsun. Olarak her zaman başımız üstünde yeri var. Allah razı ne olsun. Ne zaman Belçika'ya, Avrupa'ya geldiğiniz zaman bir haberimiz olsun. Çağfi. Şimdi şeyden bahsedelim. Çünkü Türkiye'de duyuyoruz. İşte Şehitler Federasyonu, Şehit Aileler Federasyonu var. Şehit Aileler Federasyonu neler yapıyor? Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Hizmetlere nasıl? Önemli de bu federasyon nasıl ayakta duruyor? Şimdi size yine baştan anlattığım gibi anlatayım. Hem Avrupa'daki kardeşlerimiz duysun, hem Türkiye'deki kardeşlerimiz bizim sesimizi duysun. Bir kere bizim federasyonumuzu başkanımız Sayın Hamit Köse. 7 tane başkan yardımcılarımız var. Onlar kendi çocuklarının parasıyla binamızı satın almışlar. Rahmetli Musun Başkan da aslında bizim binamızın içini yenileyecekti. Ömrü müsaade etmedi. Daha doğrusu adamı şehit ettiler. Musun Başkan bizim sekreterimizi, elektriğimizi, suyumuzu, apartman gidemizi, doğal gazımızı Musun Başkan ödüyordu. Evet. Ama Musun Başkan'ın bir şeyi daha vardı. Geniş bir yer alacaktı. İl dışından gelenlere bir misafirhane gibi, yani onlara güzel bir aşçı yemeğimiz. Biz her hafta Şehit Federasyonu'nda mevlüt okuduyuz, yemekli mevlüt. Covid nedeniyle ara verdik. Her cumartesi şehitlerimizin hem ölüm yıl dönümlerinde mevlüt okunuyor, hem tüm şehitlerimiz. Diyelim bir şehit oldu, biz hemen Kur'an okutuyoruz. Yani yemekli Kur'an okutuyoruz. Gelirimiz nerede? Duyarlı vatandaşlarımız varsa zaten kendileri gelip bize bağış yapıyor. Ama maalesef
bizim federasyona, derneğimize, bizim dernekle federasyon iç içe. Şehit derneğimiz de var. Gaziler ve şehit derneğimiz var. Bir de federasyon. Binamızın içinde iki faaliyetimiz var. Yani bir tek federasyon değil. Vallahi gelirimiz de öyle su gibi lakır lakır bir para kaynamıyor. Bu belediye başkanları kuruldu, seçildi. Gittik Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Rica ettik, bizim sekreterin parasını sadece ödeyin, sigortalı gösterin dedik. Büyük Keçören Belediye Başkanı'na gittik. Etimesgut Belediye Başkanımıza gittik. Hiçbirinden bir çözüm şimdiye kadar alamadık. Alamadık derken şimdi şöyle bir şey var. Bu federasyonun bir bütçesi yok mu? Bir, yani devlet tarafından, belki Türkiye Cumhuriyeti devlet tarafından bir bütçesi yok mu? Kaynak var mı? Buna kaynak bizim, ayrılıyor mu? Dediğim gibi bizim oraya böyle bir kaynak, harıl harıl akan bir kaynağımız yok. Yani bir belediyelerden, devletten gelen bizim bir bütçemiz yok. Şöyle olur, İçişleri Bakanlığı'na diyelim ki şehit ve gazileri bir gezdirmek istiyor psikoloji olarak. O zaman bir yazı yazıyoruz, dilekçe yazıyoruz. Onlar o zaman bize ya bir araba verirler ya da bize belirli bir para verirler. Hani şehit ailelerini gezdirelim. Nereye gezdirelim? Çanakkale şehitliğine götürelim. Ya da bir Kaplıca'ya ya da bir yatır ziyaretleri. Yani öyle her gün her gün değil. Ayda yılda bir kere. O zaman İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılıyor. Oradan bize bir bütçe veriliyor. Tabii bu bütçe yetersiz oluyor. Biz şehit aileleri de kendiler 45-50 koyuyor. Biz araba tutuyoruz. Arabalar öyle ucuz tutulmuyor. Tabii. Günübirlik gidip geliniyor. Veya kalması gerekirse asker kökenliler askeriyede kalıyor. Emniyet kökenliler polis evinde kalıyor. Hmm. Ya da sayın valilerimiz, duyarlı valilerimiz şehit ailelerine yer ayırttırıp bir gece, iki gece misafir ediyorlar. Hani onların bir psikolojik olarak rahatlamalarını sağlıyorlar. Bir. İkinci, her şehit ailesi kendi çocuğunu Mevlünur'u okutmak için, çünkü dışarıdan harıl harıl bize bir para akmıyor. İşte ben o kadar vereyim. Ben diyelim ki 1 milyar vereyim, o biri 1,5 veriyor. Toplanıyoruz 2-3 şehit ailesi, yemekli mevlüt yaptırıyoruz. Yemeğe neye karar verdik? Pilav üstü mü, et üstü mü, o birim mi, tatlısı mı? El birliğine yapıyoruz. Ben de her şehit mevlidinde mutlaka çiğ köfte yoğururum. Kendiniz yoğurursunuz. Kendim yoğururum. Evet. Tatlıyı kendim alırım. Yani tüm şehitler bizim, zaten tüm şehitler bizim şehitimiz. Yani insanoğlunun tek bir tek evlatı için şehit değil. Tüm şehitler için. Zaten bütün şehitler bizim kardeşimizdir. Bizim evlatlarımızdır. Biz hiçbirine ayrım yapmıyoruz. Tabii bir de bizim gazilerimiz var. Evet. Şimdi gazilerden söz etmesem, ben Ankara'ya gidersem çocuklar beni de aşılarlar. Tabii, tabii. Çünkü bu çocuklarımız da sıkıntılı. Kiminin gözü yok, kolu yok, bacağı yok. Kimine platin takılıyor. Devletimiz veriyor, vermiyor değil. Ben devletimize hani vermiyor diye burada konuşmuyorum. Ama zamanla yetersiz oluyor. Platin mesela tutmuyor. Ya da yara yapıyor. Bir döne döne o çocuklar ameliyat geçiriyor. İşte göz nakli olacak ya da işte bir bacağına protez takılacak, koluna takılacak, ellerine takılacak. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız yardımcı bu konudan hassas şehit ailelerine. Fakat yeterli olmuyor. Ben isterim ki hem Türkiye'deki ne mutlu diyen kardeşlerimize, Kürt, Alevi, Sünni, Çerkez demeden tüm kardeşlerimize sesleneyim. Avrupa'daki kardeşlerimize de. Allah rızası için gerçekten gazilere ve şehit ailelerine yardımcı olmalarını rica ederim. İlla paralarını getirsin versin, ben buraya para dilenmeye de gelmedim. Açık ve net söylüyorum. Bir şehit ailesinin gitsinler bir bardak çayını içsinler, dertleşsinler. Gönüllerine hoş etsinler. Gitsinler, hastanede binlerce gazilerimiz var. Evet. Gözleri görmüyorsa nefesleri vardır, sesleri vardır. Bir elinden tutsun, onun bir gönlünü hoş etsin istiyorum. Yani ya sadece başınız sağ olsun, işte biz de halk olarak şehit ailelerinin yanındayız, gazilerimizden de lafta kalmasını istemiyorum ben. Evet. Şimdi Emin abla, şimdi şehit hepimiz, bütün vatandaşlar biliyor yani tabii, şehitler. Tabii. Şimdi bir şehit, bir aileye, şehit ailesine evet, işte şehit haberi geliyor. Figan düşüyor. Evet, oraya bir ateş düşüyor yani, evet, ateş düşüyor. Figan düşüyor. Ondan sonra işte bir prosedür var, protokol geliyor, işte şehit
cenazeleri cenaze görülüyor. Yoğun bir kalabalık, evet, çok duyarlı. Evet, başsağlığı diye. Ondan sonra millet çekiliyor, şehit aileler acılarıyla baş başa kalıyor. O ateş orada kalıyor. Aynen öyle kalıyor. Yani geliyorlar, bir başsağlığı diliyorlar. Ya da geliyorlar, bir gönlünü alıyorlar, hoş ediyorlar. Ya da cenazelerden bulunuyorlar. Hepsine ben teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Ama ben istiyorum ki hem devletimiz hem halkımız bulunduğu illerde, sayın valimiz, vali yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, askerimiz, bizim iş adamlarımız ya da halkımız bir şehit ailesinin kapısına atsın, yarım saat acılarını dinlesin. Bir bardak çaylarını içsin, onlar da kendini yalnız hissetmesinler. Evet. Yani şöyle diyorum, yani şehit aileleri veya gazilerimizin gitsin gönüllerini hoş etsinler. Kimsenin ne aylığındayız, ne arabasındayız, ne de yatındayız, ne de katındayız. Onların bir ayette acılarını unutturmayıp kapılarına gittiği zaman, ha bizim çocuklarımız boşa şehit olmamış. Evet. O hissi yaşasınlar yeter. Evet, diyorsun. Bizim evet. İstediğimiz bu. Aslında bizim Türk toplumu orada bunu doğal olarak yapmamız gereken bir adet değil mi bizim? Son zamanlarda unutuldu bu maalesef. Maalesef acı olarak anlatıyorum. Adam bana diyor ki şehit verdiysen biz de iş mi isteyeceğim? Şehit verdiysen devlet size aylık veriyor. Evet. İki yüzümüze diyen sayın vekillerimiz de var. Evet, yani değil maalesef. Ki vatandaşı. Seçtiğimiz sayın vekiller de zaman zaman bize diyor. Ya da yani parti falan değilim burada. Ya da insanları karalamak için çıkmadım ben buraya. Fakat bunun yüzümüze baka baka diyorlar. Tabii o zaman halince sen sinirleniyorsun. Tabii ki, tabii ki. Peki Emin abla bir de şey anlatalım, vatandaşlar bilmiyor. Şimdi bir askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz yani görev başındaki her şehit olmuş. Şehit Ya da olmuş. Bomba atılmış Evet, sokakta vatandaşlar şehit oluyor. Evet, bu şehitle prosedür nasıl işliyor? Yani şehit maaş dediğimiz maaş ne kadar, bu aileye nasıl veriyor, prosedür nasıl işleniyor, nasıl tercih Şöyle yapılıyor? söyleyeyim, şimdi şehit haberi geliyor. Evet. Eğer çocuk bekarsa, yani şehit olan askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz işte neyse bekarsa, defin işleri başlıyor. Devletimizin valisi, belediye başkanı, işte hangi ildeyse toplanıyorlar. Askerse zaten özellikle asker haber veriyor, polisse de yine asker polis Emniyetten beraber mesela. çalışıyorlar zaten. Önce aileye bir haber veriliyor. Mezarını falan zaten kazılıyor. Onların hepsini devlet karşılıyor. Çocukları getirip kefin ediliyor. Ben şunu da söylemek isterim. Zaten çoğu şehitler de kabirde bile değil. Boş tabutları çoğunlukla var. Çünkü duman oldu, bomba atıldı Evet. 15 Temmuz'da. Çocukların parçaları bile bulunmadı. Anladım, anladım. Operasyonlarda şöyle söyleyeyim, ondan sonra ne oluyor diyeceksiniz. Eğer emniyetse zaten mevludunu falan okutmalarına kadar yardımcı oluyorlar. Evet. Asker de belirli bir süre kadar yardımcı oluyor. 18 Mart'ta işte yardımcı oluyorlar, daldan dala atlamayan. Sonra aileye aylık bağlanıyor. Evet. Şehit görev başında şehit olduğu için aylık bağlanıyor. Fakat bir de göreve giderken kazayı geçirip ölen çocuklar var. Onları bir kısmını şehitten saymıyorlar ya da görevde dönerken işte trafik kazası geçirenler oluyor ya da yaralananlar oluyor. Görev başında şehit olmuştur, yok çatışmada olmuştur, olmamıştır. Bir de bunlarla bu çocuklar, bu aileler uğraşıyor. Peki buna kim karar veriyor şehit olup olmadığına? Devletimiz veriyor. Devlet veriyor. Evet. Tabii oradaki yetkililer veriyor. Ya da tutanağı arkadaşlar eksik tutuyor. Mutlaka bir evrakta eksiklik var ya da bir sıkıntı var. Çocukların sorunları çok. Hangisiyle bizim devletimiz ilgilensin? Binlerce şehitimiz var, binlerce gazilerimiz evet. var. Yani bizim ülkede hiç savaş bitmedi ki. Bitmedi. Şimdi bekarsa şehit ailelerine bağlanıyor. Eğer çocuk evliyse, zaten eşi çocuğu varsa devletin aylığı onlara, anneye babaya bağlanmıyor. Askerden bağlanıyor da emniyetçilerden bağlanmıyor. Mesela askerin bir kısmını çocukları varsa zaten verilmiyor da. Eğer eşi varsa şöyle bir de bir sorunumuz var. Çocuklar evleneceğiz diye resmi nikah kıyıyorlar. Askerler özellikle polis olsun asker olsun. Hani nişanlılar ya resmi nikah kıyıyorlar ki tayinleri çıksın. Evet. O arada da çocuklar şehit oluyor. Bunların aylıkları nikah kıydıkları eşlerine bağlanıyor.
Ömür boyu bunlar bu alıyor. Biz aslında buna da karşıyız. Niye karşısın sen diyeceksin. O eşi olup görünüyor. Aylığı o alıyor. Ana baba hiç faydalanmıyor. Evet. Ki ya, resmi nikah var ama imam nikahı, yani gerçek bir evlilik yok aslında. Nişanlar. Hayır, daha düğünler olmamış. Olmamış, evet. Biz bunları diyoruz ki sayın devletimize. Bari bu paranın bir kısmını şehit ailelerine verin. Aynen. Ya da hiç vermeyin. Zaten bunlar hemşire, öğretmen, bilmem neyse ne. Aylıklarını alıyor, evet, devletten. Evet. Yani şehitin aylığını ona vermeyin. Belki, evet, şimdi hepsi bana kızacak. Allah kusura bakmasın, kızsınlar. Ben de şehit ailelerinin derdini anlatacağım. Şehit aileleri kanser, kalp hastası, şehit anaları babalar. Vallahi billahi aldıkları aylıkların çoğunu taksilere veriyorlar, hastanelere, ilaçlara veriyorlar. Bile kendiler yiyemiyor. Ya. Yeme bile nasip olmuyor. Zaten onu yiyemiyorlar, ağlayarak da, üzüntüden de yiyemiyorlar. Valla sıkıntılarımız abim böyle bu devam meblağ ediyor. Ne kadar, miktar ne kadar aşıyor o kadar? Şimdi lütbeliyse yani 3 milyar, 3,5 milyar. Rütbeli derken Yani subaydan mı? Görev başında albaysa malbaysa belki ha, onlara 4 milyar, 5 milyar aylık veriyorlar da. Ama normal askerse, asker polisse taş patlasın aylıkları ya 3 milyardır Yani ya asgari 2,5, ücret kadar. ya 2,5'tur. Yani öncekilerini Evet. söyleyeyim. Ya da dediğim gibi binbaşı, yüzbaşı ise aylıkları 4 milyar. Yani aşağı yukarı asgari ücret. Evet evet asgari ücret gibi bir şey Evet, evet. diyelim. Yani benim bildiğim bunlar. Evet. Peki gazilerimiz ne durumda? Gazilerimiz, ben gidiyorum, zaman zaman gidiyorum. Katı'ya gidiyorum. Gülhan Hastanesi'ne de gidiyorum. Arada bir onları, bir de bizim gazilerimiz futbol takımı kurmuşlar. İzzet Mizzat, ana kurban İzzet. Ankara'ya selam olsun. Tüm gazilerimize, tüm şehit ailelerine önce bir selam söyleyeyim. Büyüklerin ellerinden öpeyim. Benden küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Rabbim hastanede yatan gazilerimize kurban olduğum Allah tez zamandan şifa versin. Bir tek bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle gazi eşlere kurban olayım size. Elinizi ayağınızı öpeyim. Çocuklar zaten operasyonda ellerini, kollarını, bacaklarını kaybediyor. Bir de siz bunları terk ediyorsunuz. Boşanmak istiyorsunuz. Ya da çocuklarınızı da bıraksın. Lütfen yapmayın. Kurban olayım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Lütfen bu acıyı çocuklara yaşatmayın. Yani birkaç tane, ben bütün gazi eşlerine böyle söylemiyorum. Birkaç tane gazi kardeşlerimizin böyle sorunları oldu. Bildiğim için konuşuyorum. Zaten şehit eşlerine hiç sözüm yok. Onlar çocuklarının başında namuslarına, şereflerine aslanlar gibi bekliyorlar. Çocuklarını büyütüyorlar. Bizim eşlerimiz görev başında şehit oldu. Biz asla evimizi, yuvamızı terk etmezdik diyorlar. Ben ayrıca de onlara çok teşekkür ediyorum. Ailelerine teşekkür edeyim, kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm şehitler adına konuşuyorum. Kendimle, kendi nefsime konuşmuyorum. Tüm şehit acılarının, tüm şehit ailelerinin hepsinin sıkıntıları bizim sıkıntımızdır. Biz zaten aylıkla çalışmıyoruz. Hiçbirimizin aylığı yok. Biz gönüllüyüz. Bize bir de şunu dile getirmek istiyorum özellikle. Mesela federasyonlara, Avrupa'dan derneklere, yani bizim dernek demeyeyim, tüm dernekleri kastediyorum. Bağış geldiğinde vergi alınıyor. Bu maliye vergisi. Ya bu insanlar evlatlarını vermiş. O biri gözünü bacağını etmiş. Özellikle sayın devletimize, bu maliyecilere, bizim şeyleri denetim yapıyorsunuz. Müfettişleri, İçişleri Bakanı müfetti. 50 kere geldiniz. Denetim yaptınız. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Bu asılsız şey dedikoduların peşine düşmeyin. Harıl harıl kimse bize bağış yapmıyor. Biz orada oturmuş kimsenin parasını yemiyoruz. Para mara yok meydanda. Biz sekreterimizin bile parasını ödeyemiyoruz. Cebimizden ödüyoruz kardeşim. Vallahi billahi cebimizde ödüyoruz. Yok öyle bir para, dönmüyor. Gelin federasyonu biliyorsunuz zaten. Koltuklarımız da biliyorsunuz. 3 tane çekyatımız var. Bir kırık buzdolabımız vardı. Ben bu sene gittim İstanbul'a. Battal Kara, Belda İnşaat'ın sahibi bize bir buzdolap bağışladı. Özel Hareket operasyonlardan sorumlu Orhan Güllü müdürüm bize bir bulaşık makinesi aldı.
Daha bizim federasyonun içini yenilemek istedik. Emniyetin mühendisini getirdik. Dışarıdan da getirmedik. Dışarıda daha dedi ki abla ben zaten bunda 5 kuruş almayacağım ama buranın şu kadar size maliyeti olur. Biz onu bile yaptıramadık. Eski eski. Her gün bir yeri bozuluyor. Kaliferimiz eski. Sularımız akıyor. Abdest alınacak banyo şeyimiz bile, rozetlerimiz bile iyi değil. Zaten biz dedim ya, bu şehit aileleri zaten hastanelerde çıkmıyor kardeşim. Evet aylık kalıyor ama hastanelerden çıkmıyor ki. Kendi yaramızı kendimiz sararak. Evet, dertli, doluluk var, doluluk var. Şimdi tabii ki yani biraz önce bahsettik ya, ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani şehitlerimizin aileleri. Bir de şöyle bakıyorum, Emin abla, bir şehit cenazesinde binlerce insan katılıyor. Evet. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Aynen. Sloganlar atılıyor. Lakin gördüğümüz ve duyduğumuz kadar ki siz de bunu söylüyorsunuz. O bir hafta sonra, o törenler bittikten sonra gerçekle aile baş başa kalıyor. Öyle. Maalesef. Biraz önce yine söyledim. Oysa bizim toplumumuzdaki yani bir tek bırak şehidi, bir cenazede dahil aylarca o cenaze sahibine gidilir, gelir, dertleşir. Dese, bu maalesef kayboldu diyorsunuz. Evet. Peki o zaman şunu biz Türk toplumu olarak şehitlerimize sahip çıkıyoruz, her şeyin sahip çıkıyor ama ailelerine gelince biz bir ara ne ara biz böyle olduk? İşte biz de ona akıl edemiyoruz. Şimdi bizi çağırıyorlar. Gidiyoruz. Mesela davet ediyorlar. Bizi atıyorlar arkaya. Kendileri sıraya diziliyor. Siyasetçilerimiz olsun veya bir başkaları olsun. Davet ediyorlar ya. Biz de davete katılıyoruz. Şehitler. Bizi önlerden değil ta en arkalara atıyorlar bizi. O zaman siz bizi niye çağırdınız kardeşim? Canları isterse şehit ailelerini seçiyorlar. Ramazan'da da bir yemek verecekler ona. Canları istemezse çağırmıyorlar. Ben o kadar Ankara'da aktifim ki. Yani bırak televizyonlara. Kızılay'ın göbeğinde kaç kere şehitlerin eylemi. Zaman zaman beni bile davet etmiyorlar. Ya. Ben de inatlarına gidiyorum. Burası sizin babanızın yeri değil. Biz mücadele ettik buralara. Değil mi? Tabii, ben onların tabii. yemeğinde değilim. Bir kaşık yemek bana verseler ne olacak? Benim karnım onlar mı doyuruyla? Evet. Allah rızkımı verirse verir. Ben ekmeğimi suya batır da karnımı doyur. Ne olacak? Ama ben diyorum ki siz beğendim beni unuttunuz. Ben sizin gözünüze soku soku buradayım. Ben ölene kadar, nefsim bitene kadar da şehitleri savunacağım. Onlar bizim değerlerimiz ya. Onlar yani burada bu yani ben memlekette... diyorum ki şehit verdim beni baş köşeye tuttursun, beni altınlara boğsunlar, beni bir şuraya boğsunlar değil bizim amacımız. Evet. Ki yani Emine ablamız, değerli aktif TV seyircileri, Emine ablamız programı hazırlarken Suat kardeşim istersen bir genel açıyı alalım mı? Bir genel açıyı alalım. Ablamız şöyle ayağa kalkarsanız hemen önlüğünü giydi bakın. Tamam böyle orada yeter bak. Şehit aileler önlüğünü giydi, taktı ki yani ben programa çıkıyorum, ne amaçlı çıktığımı iyi biliyorum. Bu önlüğü giymem lazım çünkü buraya gereken aktif TV'de yayına katılırsam bu önlüğe katılmak istiyorum dedi. Yani böyle şehit ailelerine Emin ablamız yani işte dediğimiz gibi yıllardır bu iş için mücadele veriyor. Gönüllü olarak bu iş için mücadele veriyor. Gönüllü olarak hiçbir kuruş beklemeden şehit ailelerinin yanında olmaya çalışıyor. Onlara destek olmaya çalışıyor. Yani böyle gönüllü insanları ama resim çektirmeye gelince büyük ihtimalle salonun arka tarafına oturturuz ama resim çekmeye geldik. Bir de hemen bu önlükle resim çektirmeyi çok isteriz. O resimde kalır. Hemen sosyal medyada paylaşırız ki görünüm şu olur. İşte falanca X kişi şehit ailelerine yardım etti, destek oldu, yanında diye. Ama oysa dediğiniz gibi değer bu değildir. Değer bu değildir arkadaşlar. Değer nedir? O şehit ailelerinden yakınlarını yalnız bırakmamak. Bir tek maddi olarak değil, sosyal olarak da, dayanışma olarak da onları yalnız bırakmamak. Dediğim gibi biz ne ara böyle olduk? Gerçekten bazen ben de. Önce de mesela bir bırak şehiti bir mahallede cenazemiz olduğu zaman kahvelerde radyo televizyonlar haftalarca dinlenmez izlenmezdi. Şimdi bazen Türkiye izine tatile gittiğim zaman
Bir tarafta düğün oluyor, öbür tarafta iki tane mahallede cenaze var, cenaze namazı kılınıyor. Hakikaten bir oturup kendimize bir muhasebe yapmamız lazım. Biz ne ara böyle olduk? Gerçekten üzücü bir olay Emine abla bunları duymak. Tabii sizler günlük bunların içindesiniz. Bunları ben de bazen görüyorum. İşte diyorum keşke şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen o toplum %10'u gerçekten şehit ailelerine de bu kadar sahiplensinler. Şimdi şunu da hak yemeden konuşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten şehit ailelerine evet, çok değer duyarlı, veriyor. Çok duyarlı. Tamam mı? Ben onu inkar edersem gözüme dizmem. Tabii. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu konuda çok hassas. Hatta aylıklarını şehit ailelerine verilsin diye aylık almıyor. Garibanlara evet. verilsin diye aylık almıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Genel Başkanımızı bekleyemez ki. Onun etrafındaki bu işi, bu görevi üstlenenler onu bekliyor. Şimdi 15 Temmuz şehitleri diye şehitlerimiz de var. Onlar da bize, bak Birinci Dünya Savaşı bizim şehitimiz, İkinci Dünya Savaşı bizim, terör mağdurları bizim şehitimiz, 15 Temmuz da bizim şehitimiz. Evet. Bir başka şehit yok. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Tabii, ama ayrımcılık senin oluyor. Senin şehidin benim şehidim yok. Böyle ayrımcılık oluyor. 15 Temmuz şehitleri daha önemli. Niye? O bir çocuk az susuz çatışırken, ölürken o da şehit, o da şehit. 15 Temmuz'da benim şehitim. Ne demek yani? Tabii. Ve biz vatandaşlarına veya bir kurumda, böyle kurumlarda da bununla karşılaştığımız zaman ben bunu savunuyorum. Ya 15 Temmuz da benim şehitim. Aynen. Başka bir yerden gelmedi ki. Kim için şehiti? Ezan için, bayrak için, Allah için. E bu çocuklar da öyle. Bu ayrışma neden? Biz onu anlamadık yani. Anlamadık biz. Kurdular şimdi 15 Temmuz Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri. Ayrı bir federasyon var mı? Evet. Tekrar bir federasyon kuruldu. Biz onu da anlamadık yani. Niye kuruldu? Niçin kuruldu? Zaten bu federasyon vardı. Bir dakika. Şimdi şehit aileler federasyonu zaten vardı. Evet vardı. 15 Temmuz'dan sonra o şehitlere evet bizim karşımıza bir federasyon kurdular. Evet. Sıkıntı çok. Evet. Oysa bir sürü vakıflar kuruyorlar. Ben ne camilere, ne yurtlara, yapılan yurtlara, ne yapılan hayırlara karşı değilim. Onlara göstermiş olduğunuz şeyi biraz da gazilerine, şehit ailelerine, şehit derneklerine, bir de şu sahtekar şehit dernekleri açanlar var. O da mı var? Var. Ben size söyleyeyim. Evet. Sevgili abim, bir sürü sahtekar var. Allah'tan korkmayanlar var. Yalandan şehit derneği açıyorlar ya da bir gazi ya da bir şehit ailesini kandırıyorlar. Açıyorlar. 18 tane sahte şehit derneği vardı. Türkiye'de 18 tane şehit Evet, derneği var. bizim federasyon başkanımız Sayın Hamit Köse beyefendi, bir de avukatımız var bizim, şehit kardeşi. Ana kurban olsun. Onlara dava açtık. Daha davalar devam ediyor. 6-7 tanesini kapattırdık. Daha davaları devam edenlerimiz de var. Onlarla da uğraşıyoruz. Ya bu dolandırıcılık her alanda var. Ya şehitlere. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şehit ailesini dolandırıyorlar. Kadının okumuşluğu yok. Bir şehit annesini ben size söyleyeyim. Bir şehit annesini tutmuşlar. Sahte imzayla evin elinden almışlar. Hadi bakalım. Allah'tan gittik de hallettik. Evet. Gerçekten yani. Acı durum. Yani şehitlerde de bir şehit yani şehitlerde de birleşemiyorsak o zaman hakikaten büyük bir sıkıntı var. Peki vatandaş diyor ki filan yerde diyor şehit federasyonu var. Tamam, bizim ülkemizde kaç yıldır şehitimiz var? Bizim federasyon açılalı kaç yıl olmuş? 15 Temmuz'dan sonra açılan federasyon kaç yıl olmuş? Ya biz 15 Temmuzcılara karşı değiliz. Ya o da bizim kardeşimiz. Tabii, ya. O da bu vatanı bayrağı için, ezan için şehit ya oldu. O da şehit çocuğu yani. O da şehit yani. Ne demek yani? 15 Temmuz şehidi bizim şehitimiz değil mi? Başka bir ülkenin şehidi mi? Evet. Tabii ki bizim şehitimiz. Canla başına savaştı diyorlar birbirine. Ben böyle bu konuyu bir yerde tartıştım. Dedim ki bu dağda teröristlerine gece gündüz ağız susuz çocuklar şehit oluyor. Onlar nasıl şehit oluyor? Onlar anası için mi, babacısı için mi, karısı için mi, çocuğu için mi şehit oluyor?
Ya ne saçma saçma konuşuyorsunuz benim karşımda. Beni de sinirlendirirsiniz diyorum. Evet. Ben onların karşısında susmam yani. Şimdi ben kendi nefsimle konuşmuyorum. Tüm şehitlerin adına konuşuyorum. Tabii. Türkiye'deki tüm şehitlerin adına konuşuyorum. Diğerlerinin zaman zaman sıkıntılarını, hani güzel yanları da var mı? Var. Bazen sağ olsun emniyet müdürlerimiz, bazen sayın valimiz. Ben bir kişiden daha bahsetmek istiyorum. Onun Buyur, hakkını buyur. yersem Tabii ki. günah olur. Sayın Genel Başkan Yardımcısı Pelin Hanım, Doktor Pelin Hanım, gazilerden, sakatlardan, şehit ailelerinden sorumlu. Bu sene bize çok güzel, bizi onurlandıracak bir şey yaptı. Analar bacılar toplantısı oldu. Bizi davet etti. Ben Malatya'da geliyordum. Emine Başkan kaç kişi katılacaksınız dedi. Dedim ki 6 kişi, 7 kişi, 18 kişi. Aslında 50 kişi katıldık. Ondan sonra ama bize güzel bir şey yapmıştı. Biz onunla gururlandık. Yani bizim önde oturmuş, arkada oturmuş sorunumuz değil. Evet. Bizi en önde oturtturdu. Bizi çok güzel karşıladılar. Ve ben hepsine teşekkür edeyim. Sayın Genel Başkanım bu konuda çok rahatsızdı. Talimat vermişti. Ramazan'dan Ocakçılar şehit ailelerini gezdiler. Terör mağduru yine diğer ülkücü şehitleri de gezdiler. Bu da bizi biraz onurlandırdı. Yani yaptığımız mücadelenin boş olmadığını gördük açıkçası. Ben zaten yıllardır Kızılay'da çok eylem yaptım. Tek başıma yaptım ha. Tek kişilik eylem. Tek kişilik eylem. Sonra Bengü Türk buna klip yaptı. Sonra Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Olcay Başkan, şimdi Mersin Milletvekilimiz, bütün illerde ülkücüler, ne mutlu Türk'üm diyenler yürüdü. Sadece ülkücüler demeyeyim. CHP'lisi de yürüdü, MHP'lisi de yürüdü. Yani Atatürkçüsü de yürüdü. Bunu şimdi bir tarafa çekersek Allah gözümüze dizimize Tabii ki, eder. tabii ki. Özel hareketçi kardeşlerime özellikle burada teşekkür etmek isterim. Özel hareketçi kardeşlerim benim bel direğimdir. Ben onların bastığı toprağa kurban olurum. Askerimizi, polisimizin Rabbim ayağına taş değdim. Hiçbir vatandaşımızın ayağına taş değdim. Hele şu vatanı bölmek isteyen o hainler var ya, etrafımızı saran hainler. Onlar bilsinler ki 50 tane 15 Temmuz'u bizim karşımıza dayasınlar. 50 tane teröristleri dayasınlar. Allah'ın izniyle ne mutlu Türk'üm diyen. Ya Allah ya Bismillah dediğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbir devlet, hiçbir şerefsizler bölemeyecek. Evet, aynen katılıyorum. İzin verseniz bir de birkaç vatandaşlarımızın yorumları var, onları da okumak istiyorum. Buyurun. Hüseyin Kurtulu hayırlı yayınlar demiş, teşekkürler kardeşim. Dudu Uçan ne evlatlar ölsün ne de maaş versinler demiş. Aynen katılıyorum. Keşke hiç şehit olmasın da maaşı batsın Biz diyoruz. zaten Tabii ki. maaşını istemiyoruz ki, Aynen. maaşın peşinde değiliz ki. Aynen. Terör dursun istiyoruz. Hiçbir anne ağlamasın. Ya şu şehit çocuklarını ben anlatmak istiyorum size. Buyur. Buyur. Yani şimdi okula gidiyorlar. Babaları geliyor. Bizim şehit çocukların babaları yok. Evet. Ya da yeni doğmuş babayı hiç tanımamış şehit çocuklarımız var. Ben istiyorum ki asker veya polis kardeşimiz, öğretmen veya hemşire neyse şehit olanların kendi arkadaşları şehit ailelerinin kapısını açsınlar. O çocukların saçlarını bir okşasınlar istiyorum. Evet. Bu şehit çocukların yarasıdır. Baba özlemi çeken şehit çocukların yarasıdır. Ben birkaç tanesini de bilirim, tanırım. Yani ben asker ve polis kardeşlerim veya öğretmen, hemşire, doktor, şehit olan kardeşlerimin arkadaşları lütfen sizden rica ediyorum. Şehit çocuklarını bir kere de olsa saçını okşayın. Onları bir yere götürün. Onlarla bir şeyler paylaşın. Bir sinemaya mı götürsünüz? İşte tiyatroya mı götürsünüz? Bir gezmeye mi götürüyorsunuz? Bayramda onların gönlünü mü alıyorsunuz? Kurban olayım. Elinizi ayağınızı öpeyim. Şehit çocuklarına sahip çıkın lütfen. Bir şehit annesini babasını gidin bir bayram günü kapısını dövün. Bir bardak çayların için. Sizden ne ekmek istik, ne para istik, ne de bir şey istik. Sizden tek ricam. Evet, çok önemli gerçekten dediğiniz Bu gibi. hastanede yatan gazi kardeşlerimiz var. Sizden ricam onların da gönlünü hoş tutun. Gidin bir ziyaret edin.
Evet, Ahmet Özkan Hayriyener demiş, teşekkür ediyoruz. Elif Karakaya 15 sene önce Male'de ölü bulunmuştu kaynım. İptal ettiler. Bizlere ne hale geldik ya? Cenazeyi, şehitliği iptal etmişler diyor. Ola bilmiyor, içeriğini bilmiyoruz kardeşim. Yüksel Demes hayırlı yayınlar demiş. Ahmet Özkan şükürler olsun ki eskiye göre bugün şehit haberleri görmez olduk. Ne mutlu bize. İnşallah hiçbir vatandaşımız, askerimizin tırnağına taş değmesin demiş. Amin demiş. Amin, hepimizin dileği, hepimizin beklentisi o. Keşke hiç sorunlu bir ülke olmasak içte ve dışta. Keşke hiç savaşlar olmasa, keşke hiç şehitlerimiz gelmese. Ama maalesef şehitler boşu boşuna şehit olmuyor. Onlar da amacı bizlerin bu memlekette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde rahat ve huzurlu yaşamamız için oradaki, cephedeki, sınırdaki ve içerideki kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz, bütün kolluk kuvvetlerimiz sayesinde. Şimdi biraz da sizden bahsedelim. Uzun yıllar aktifsiniz. Evet. Bu şehit ailelerden ne? Ben görevdeyken de aktiftim. Görevde biraz onunla bahsedelim. Yani Elif Dönmez, Sönmez, pardon. Elif Emine Sönmez. Sönmez. Pardon. Emine Sönmez. Nereden buraya kadar geldi? Altyapısı neydi? Biraz onunla bahsedelim. Sizden bahsedelim. Şimdi Emine Sönmez ilk önce eşinden ayrıldı. Yetim büyüdük. Babamız zaten trafik kazası geçirmişti. Allah rahmet eylesin. Vefat etmişti. Annem bizi onun bunun çamaşırlarını yıkayarak büyüttü aslında. Hatta kardeşim bir tanesi evlatlık da verildi. Sonra annem geri topladı bizi. Anneler hep öyle. Evet. Toplayıcı. Emine Sönmez çocuk esirgemeden başladı. Maalesef emniyetten çıktı. Çok şükür elhamdülillah. Emniyetin zaman zaman birimlerinde görev yaptım. Sayın Enis hocama da burada çok selam söyleyeyim. Ellerinden öpüyorum. Mutlaka dinler. Enis hocamın da yanında baba diyordum zaten ona. Zaten Muhsin Yazıcıoğlu benim kardeşim de. Derdi ortağım da. Muhsin Başkan'la bir akrabalığınız da var sanırım. Muhsin Başkan'la akrabalığım var, hemşeriliğim var. Daha doğrusu ülküdaşım, gönül dostum, gönül abim. Bizi ülkücü harekete toplayıp bize yol gösteren önce başbuyum, sonra Muhsin Başkan'ım. Muhsin Başkan'la şöyle anlatayım. Onu da iade etmeden geçersem evet, çok şey olur. Muhsin Başkan bu yakalanmadan önce rahmetli başbuyum zaten beni sık sık alırdı yanına. Ben onunla çok sır şeyler paylaşırdım. Bazen toplantıları benim evde yapardı. Evet. Kameraya çekilmesin diye. Zaman zaman garibanın yanındaydı. İşte birinin cenazesi gelse Muhsin Başkan ararlardı. Birinin hastası olsa Muhsin. Muhsin Başkan'ın çok güzel bir özelliğini daha anlatayım. Şehit ailelerini haca götürüyordu. Bir de bayram günleri hadi Emine diyordu, beni alıyordu. Birinde bir zeytin alıyordu, birinde bir çay alıyordu. Bayram günleri şehit ailelerini gezerdi. Ne güzel. Belki 18-20 kapıya evet. Ayaküstü ederdi. Bir gün birisi geldi, bunu anlatmadan geçersem olmaz. Sivas'ta sarı kışlamadı, nereliydi? Bir abla geldi. Turnike koymuşlar, turnikede de büyük birlikte geçirmiyorlar. Ben Aleviyim diyorlar. Kadına da diyorlar ki sen Alevisin, yürü git diyorlar. Şeyin CHP'nin genel merkezi diyorlar, şeyde Allah diyorlar. Allah. Yukarı çıkartmak istemiyor. Evet. Ben de o gün Muhsin Başkan'ın yanına çıkıyordum. Niye çıkıyordum bilmiyorum ama bir çıkıyordum. Ben karıyı duydum. Baktım karı ağlıyor. Aldım kadına. Dedim siz başkanı görmeden ne kendi kendinize karar verirsiniz yani. Dedim. Kızdım aldım çıkarttım. 27 yaşında oğlu ölmüş Hacettepe'de. Cenazeyi götürecekmiş, parası yokmuş. Ya. Muhsin Başkan'a çıkarttım. Dedi ki anacığım elini yüzünü bir yıka. Abdest aldığı odası var. Orada bunun bir elini yüzünü yıkattı. Sana dedi önce bir dürüm söyleyeyim. Bir kendine gel. Ben dürüm yiyecek hal dedi. Dedi ki ana hem ağdını yap hem yemeğini ye. Bir ekmek arası yine bir ayran söyledi. Telefon açtı. Kefini hazırlayın dedi. Kendi eliyle Allah'ım şahittir ben de şahitim. Kendi eliyle cenazeyi yıkadı. Ambulansa 1 milyar para verdi. Alperenlerden bir çocuğu ambulansın önüne oturttu. Kadının önüne oturttu.
Kendisi de Sivas Belediye Başkanı'na arada ayranla ekmek yapın ben köye geleceğim dedi. Ya. Gitti cenazeyi gömdü geldi. Ben o kadını nereden gördüm biliyor musun? İbrahim Çiftçi'yle Musun Başkanı'nın cenazesine gittik. Bizim 12 Eylül İbrahim Çiftçi. Evet. Onunla. Bir baktım ki o kadın bir dolmuş tutmuş. Cemevinde falan da adamları toplamış bir dolmuş gelmişti. Bir kadını bırakmıyorlardı. Ben kadını görünce bana seslendi. Ondan sonra döndüm dedim bırakın. Cenazeye gelmişlerdi. Musun Başkanı'nın cenazesi. Bu arada ben bir de Musun Başkanı'nın eniştesi ameliyat olmuş. Burada da geçmiş olsun diyeyim. Maviş ablamgile de selam söyledim Sivas'a. Burada yurt dışında duydum. Telefon açamadım. Telefonlarım kapalı. Bir geçmiş olsun da diyeyim. Evet. Musun Başkan böyle bir başkandı. Ama Musun Başkanı kıyanlar kıyamekten de buradan da yer bulmasınlar inşallah. Evet şimdi oraya daha hala bir çözülemedi aslında. Çözülmedi. Yani çözülemedi evet. Hala. Çok karmaşık bilgiler var. Yani şu mesela örneğin herhangi bir suçluyu bir cep telefonu sinyalıyla yarım saatte bulunuyor. O köylüler bulmasına rağmen 32 saat, o kaç saat sonra bulundu dendi. Bulunma falan demedi. Özel hareketten şube müdürü geldi. Ben helikopterini onu düştüğü yerde çıkartır mı dedi. İzin verilmedi. Ben bizzat olayın içindeyim. İzin verilmedi. Orada dediler, burada dediler, oyaladılar. Hepsinin boynunu kırmışlardı. Kimse helikopterden ölmemişti. Yapma. Öldürülmüştü. Çok önemli bir iddia mı? Ben söylüyorum. Gelsin ben tutuklasınlar. Ben konuşuyorum işte. Açık ve net. Hepsini öldürdüler. Musun Başkan'a tuzak kurdular. Peki bir... Bu dışarıda mışarıda değil. Bunun bir eli de içeride. Nasıl çözülmedi? Kaç senedir bu dava nereye çözülmedi? Sinyaller belli. Düştüğü yer belli. Kara kutu bulundu. Niye çözülmedi? Ne olmuş da çözülmedi? Ulan millet aya gitti. Musun abi öyle 15 yıl oldu. Maalesef. 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 İçimizdeki hainler bitmedi ki. Evet. Bizi zaten dışarıda bu Ermeniler beni iyi dinlesin. Ermeni tohumları. Bu PKK'ya da sesleniyorum. Bu Ermenilerden para alan tohumlar. Ulan eliniz gelseniz, alayınız gelseniz Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemeyeceksiniz. Önce Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık versin. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye de Allah sağlık versin. Kaya gibi arkalarındayız. Hiçbir şey olmayacak evvelallah bu vatana. Evet, ben de aynen katılıyorum. Biz ne badeler atlattık, neler atlattık. Bin yıllık bir geçmişimiz var. O kadar devletler kurmuşluğumuz var. Bir tek Türk kalasaya kadar o devletler devamlı baki kalacaktır. Diyorum melek melek Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yerleri nur dolsun inşallah demiş. Amin. Tayfun Veli Aslanoğlu bu da bizim programcı arkadaşımız. İşten dolayı katılamıyorum. Değerli ablamı hoş geldin Aktif TV'ye. Allah mekanını cennet eylesin demiş. Ben de katılan kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini yüreğinden öpüyorum. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim gurbetteki kardeşlerime sesleniyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen hepsi bizim kardeşimizdir. Dini, ırkı, görüşü ne olursa olsun. Allah sizi gurbette perişan etmesin. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Rabbim sizi kuruşturada uzak tutsun. Allah kimseye evlatıyla da sınamasın. Allah kimsenin evlatını elinden almasın. Allah kimseye şehit acısı tattırmasın, gazi acısı tattırmasın. İnan vallahi çok zor. Evet. Çok zor. Türkiye'deki kardeşlerime de sesleniyorum. Bizim bir sürü zenginlerimiz var. Bu televizyon programlarında da şuranın evini değiştirdik, buranın evini yenileştik. O televizyonda programda bu evleri yenileyen kardeşlerimize sesleniyorum. Selim kardeş var, Acun kardeş hepinize sesleniyorum. Bizim Şehit Federasyonu'nda yeniler misiniz? Rica etsem size. Evet. Orada mevlütlerimizi okutuyoruz. Gerçekten doğru. Bir de buraya bir el atın.
Yani merkeze bir el atın ya. Yani bir tek onlar değil, bir isimle sayılır. O kadar dediğiniz gibi bir merkeze el atsınlar yani. El atsınlar. Bizim adresimizi oradan sen... Evet. Buyur. Ben alayım. Evet. Adresimizi adresi de burada belirtiyorum. Hamit Köse bizim başkanımız. Evet. Emekli astsubay kendisi. Hatta Hamit abimizin resmini de verebilir misiniz, kurban olayım? Suat ana kurban verebilir misin? Halit Köse miydi? Hamit Köse. Hamit Köse. Benim şeyde resim bölümü, galeriye gir, orada görürsün. Federasyon, Şehit Aileler Federasyonu Başkanı. Evet, adresi veriyorum. Necati Bey Caddesi, Sezenler Sokak, No 1-13 Sıhhiye, Ankara. Bu adresteki federasyon binamıza da bir el atın ya. Bir el atın, pardon. Bir el atın, çünkü gerçekten dediğiniz gibi her tarafa el atılıyor. Böyle yerlerde bir el atalım. Allah mekanlarını cennet eylesin demiş Tayfun kardeşimiz. Sizlere sabırlar diliyorum. Devletimiz, milletimiz daim olsun. Sizlere katılıyorum. Avrupa'da Türkler neler yapabilir ve bizim de sorumluluğumuz ne olabilir Sayın Başkanım demiş. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. İşim bitsin, geleceğim işte inşallah stüdyoya. Nece abi, Suat Usta kolay gelsin. Sonra geliyorum saygılarımla. Aslan Veli demiş. Evet, Avrupa'da kurbetteki vatandaşlar neler yapabilir? Beklentilerimiz nedir? Vallahi Avrupa'daki kardeşlerimiz yani hakikaten federasyonumuza el atarsalar seviniriz. Bizim sekreterin aylığını biz kendimiz ödüyoruz. Yardım gelirse de çok memnun oluruz. Tabii bizim şeylerimiz, evet, bizim yardımlarımız sadece bizim kendimiz kendimize yetmiyoruz. Onun için rica ediyorum. Kimin gücü neye yetiyorsa istiyoruz. Göndersin. Evet, ekranda yok şu anda. Gösterin. Şu anda var mı? Tamam. Tamam, yayına geldi. Tamam, yayına geldi, evet. Evet, şu anda federasyon başkanımızın da resmini görebiliyorsunuz. İşte ismi ne Köse'ydi? Hamit Köse. Hamit Köse başkanımız da burada Belçika'da kucaklarda olsun. Esas selamlar. Başkanımız o. Ben evet. Onların bacılarıyım, kızlarıyım. Ben tabii onlar erkek olduğu için sıkıntılarımızı anlatamıyorlar. Ben biraz bayan olduğum için, biraz da böyle gözüm kara olduğu için. Evet, onu anlatmak istiyorum. Yani başkanımız bizim sıkıntımız şu diyemiyor. Bizim veya da şu şeyimiz var diyemiyor. Ya da bizim bu çarkı nasıl döndüreceğiz diyemiyorlar. Ben bir bayan olarak bunu ben söylemek istedim. Çünkü zaten başkanımız bunu yapacak, yani bu şeyi anlatırsa utanır yani. Evet, evet. Öyle de bir başkanımız var. Onun yüreği güzel. Zaten orayı 7 tane şehit babası kendi ceplerinden çocuklarının parasını aldıkları için orası kiralık değil. Bizim kendi malımız. Ama içi bir yenilenirse mevlütlerimizi okutuyoruz. Evet. Onun için en azından şehit aileleri geldiği zaman şöyle bir gördükleri zaman mutlu olurlar. Mutlu olurlar, evet. Benim ricam o. Evet. Evet, inşallah burada duyuru yapmış olduk. Elif Karakaya amin inşallah demiş. Zahide Kepenekli, Zahide Kepenekli hayırlı yayınlar Necdet Karataşlı. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah demiş. Melek Melek amin cümlemize inşallah, siz de sağ olun demiş. Çok güzel anlatıyor hanımefendi. Çok teşekkür ediyoruz demiş Zahide Hanım. Elif Karakaya, Sayın Emine Hanım'ın bilgilerini bana ulaştırır mısınız? Çok sevinirim demiş. Evet, onu sonra Elif Karakaya'ya sonra özelden bunu bilgileri gönderebileceğiz. Evet. Bir de şurada Zekeriya kardeşe teşekkür etmek istiyorum. Fransa'da yine aktif program yapıcısı Zekeriya Şahin. Esas bizi sizinle buluşturan da o kardeşimiz. Hmm. Ona Fransa'da şimdi gideceğiz. O da bizimle, benimle 2-3 kere. Bizi Avrupa'ya esas tanıtan o abimiz oldu. Evet. Ben onun hakkını yersem gözüme dizime durulur. Sayın Serdar, Büyükelçimiz Serdar Bey şimdi Hatay'da, Fransa elçimizde. Onun da bize çok katkıları oldu. Fransa Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Başkangil'in, Hasan Başkangil'in, Bilal Başkanların, Hamza Çorlu Başkan'ın bize çok katkıları var. Onlara evet. Da teşekkür edeyim hepsine. Evet. Elif Karakaya Hanım, Emine Sönmez adında sosyal medyanız var mı?
Benim bir tek var, yanımda iki özel hareketçi vardır. Diğer sahtelere inanmasın. Evet, Facebook değil mi? Facebook. Evet, Emine Sönmez iki özel hareketçi olan resmi. Ortasında bu önlük neyi? Evet, sırtındaki şehit aileler önlüğüyle profilde bilgileri orada alabilirsiniz. Evet, şimdi Emine abla, hani derler ya anada erkek gibi kadınız. Gerçekten siz de öylesiniz. Tabii ki önceki görevinizden kalma. Korumalık yaptığımız dediniz, emniyette... Tabii, ben kaçakçılıkta çalıştım, özel harekette çalıştım, koruma bölümünde çalıştım. Tabii bir tuttuğunu de biz... Tuttuğunu koparanlardan mısınız? Aynen öyle. Param yok kardeş, açık konuşayım. Lütfen bunu yayınlayın. Evet. Benim para yok, arabam evet. da yok. 3 milyar 250 lira aylığım var. 9 yıldır emekliyim. Tabii ben uzun zamandır kanser hastasıyım. Evet. Tabii tedavilerime çok giderlerim oluyor. Amerika'ya aşıya gittim. Oraya benim aylık kesiliyor. Her ay ben 800 aşıya yatırayım. 1600 lira da krediye yatırıyor kardeş. Kalan aylığımı siz hesaplayın, Evet. onunla geçmiyor. Kalmıyor. Ama benim mangal kadar yüreğim var. Hiç kimsede de korkmuyorum. Kimse benim ekmeğe maaşımı vermiyor. Elhamdülillah devletime çalışmışım. Devletimden aylık alıyorum. Kimseye yemeğe de gitmiyorum. Kimsenin sofrasına da gitmiyorum. Kimsenin orada burada da görünmüyorum. Benim tek yaptığım şehit cenazeleridir. Benim çizgilerim gazilerimizdir. Şehit aileleridir. Evet. Şehit ailelerini hastaneye götürürüm. Şimdi randevu alamıyorlar. Bir de bunu dile getireyim. Evet, pandemiden dolayı. En azından bizim doktorlar görür de vicdana gelir. Para bekliyorlar. Diyor ki git diyor. Profesöre götürüyorum. Anjusunu yaptırıyorum. Farz et işte bypass'ını yaptırıyorsun. Ya da işte kanserse ameliyatı. Diğer gün şeye gitsin diyor. Muayene yerine. Asistanlara. Doktorlar da bir şey öğrenecek ki. Ya bu şehit ailesi. Zaten canıyla uğraşıyor. Doğru. Elini ayağını öptün. Bunda ne para bekliyorsun sen? Kontrollerini senin yapman istiyor. Lütfen hocalarım kurban olayım. Özellikle bu şehit ailelerine, gazilere o polikliniklerden çok bekletmeyin. Lütfen sizden rica edeyim. Diğer hasta ne kadar randevu alırsa alsın. Onun önüne geçmedik değil mi? Bu gazilerine, şehit ailelerine sizden rica edeyim. Randevusuz ve bir de polikliniklerin önünde saatlerce bekletmeyin. Sabahtan giriyoruz, kan veriyoruz. Akşam saat 5'e kadar, 4'e kadar hastanelerde çıkamıyoruz. Sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok kişiye sinyaller verildi. Umarım dikkat alırlar. Emin abla, son olarak bir aşırı bir saattir yayındayız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Burada hem Avrupa hem Belçika toplumu hem Türkiye'deki vatandaşlarımız, izleyicilerimize, Aktif TV izleyicilerine son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Ben önce hem Avrupa'da hem de buradaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Tabii ki Avrupa'da para öyle kolay kazanılmıyor. Ben çok iyi biliyorum. Sabahın 6'sında, 5'inde, 4'ünde yollara düşüyorlar. Sosyal şeyleri, faaliyetleri yok. Çocukların ayıran zamanları yok. Bir pazar günler var. Orada yemeklerini, çamaşırlarını ancak çocuk dinlenebiliyorsalar dinleniyorlar. Ben Avrupa'daki kardeşlerimize birlik beraberlik olsun istiyorum bir. Bir de tabii biz Avrupa'da yaşıyoruz. Türkiye'den ne olursa olsun bizi alakadar etmiyor demelerini istemiyoruz. Senede bir gün de olsa vatanlarınıza geliyorsunuz. Gidip o deniz kenarlarında güzel güzel tatillerinizi yapıyorsunuz. Yapmayacak mısınız? Tabii ki hakkınızdır yaparsınız. Ama benim sizde ricam gazilerine, şehit ailelerinde bir gün ziyaret edip bir çayların için ben demiyorum ki cebinizdeki paralarınızı bize aktarın. Burada para dilenmeye de gelmedim. Evet. Ama bunların da yaralarını sarırsanız mesela senede bir kere zekatınız olur. Senede bir kere kurbanınız olur. Gönderiyorsunuz. Ben şunu açıkça söyleyeyim. Herkes kendi inandığı partisine gönderir ya da inandığı vakıflara gönderir. Gönderin, ben onlara karşı değilim. Ama hakikaten şehit derneklerine, şehit vakıflarına da sizden gazilerine, şehitlere de, dul yetimlerine de yardım ederseniz memnun kalırız. Evet. Avrupa'da da, Türkiye'de de söyleyeceklerim bunlar. Sadece bizimle resim çektirmeyin. Yaralarımızı sarın. Sizden ricamız. Evet. Değerli Aktif TV seyircileri, çok önemli konulara, çok önemli mesajlar verildi burada. Belçika'nın
Belçika Willebrook Stüdyoları'nda aktif TV'nin. Umarım bu verilen mesajlar yerine ulaşır. Çok iyi anladığım, çünkü gerçekten şehit aileleri görüyoruz, ekranlarda görüyoruz, haberlerde görüyoruz. Ama dediğin gibi işte bir şehit ateşe düştü mü o ateş sadece o eve düşüyor. Bir hafta 10 gün işte etrafta dolaşılıyor. Sonra maalesef o şehit aileleri o ateşle baş başa kalıyorlar. Evet, bugün çok önemli konumuz vardı. Şehit Aileler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sayın Emine Sönmez vardı. Emine Sönmez ablamız Avrupa turnesinde değil. Bugün Belçika'da, yarın bir günde Fransa'ya geçilecek. Avrupa turnesine çıkmış, Avrupa geziyor. Burada biz de aktif TV olarak, aktif medya grubu olarak bu konuyu es geçmeyelim dedik. Çünkü önemli konu olduğu için Emine ablamız da burada, Belçika'da bir evde burada var artık. Aktif TV istediği zaman, her an geldiği zaman haber etsin, kâfi diyoruz. Evet, değerli aktif TV seyircileri, bir programında, pardon, buyur. Suat kardeşe bir çift vereceğim. Onu da burada canlı yayında versek mahsur var mı? Genel açıyı alabilirsek oluruz bence. Suat kardeşim. Olur. O zaman bir zoom'u biraz daha al. Tam görünürsün o zaman. Ayrıca. Ha, Tarık da burada. Tamam. Tarık kardeşim. Necat Karataşlı kardeşimiz, evet. Sizlere. Suat Beyzan kardeşimize de, eşine de çok teşekkür ederim. Beni sabahına eşi karşıladı. Arkadaşlar, bunu anlatmadan geçmeyeceğim. Berlin'e gittim. Berlin'de de beni çok güzel karşıladılar. Buraya geldim. Suat Bey'in eşi beni karşıladı. Kahvaltıya götürdü. Beni çok güzel ağırladılar. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de Avrupa'da bizim sesimiz oldular. Bizi insanlara tanıttılar. Ayrıca aktif televizyonuna sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Suat kardeşime de. Evet. Tabii ki böyle bir şey yaptım. Sizlere de bir daha gelmeme boynumun borcu. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. İnşallah, şöyle biraz beri gelin istersen. Şöyle, ben de inşallah burada Avrupa'da yaşayan, Belçika'da yaşayan Türkler. Bunu da adına, bunu da aç kurban olayım. Bir bayrağımız onu da. Bir açalım. Ha, bayrağımızı da açın. Evet, onu açalım. Bayrağımızı gösterelim. Evet. Ondan sonra size takdim edeceğim. Evet. Tamam. Hocam, onu şöyle alalım. Hocam. Aynen. Evet. Çok teşekkür şöyle ederim ablam. Evet, bu şekilde de evet. Burada canlı yayında da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hem şilt alıyoruz, hem de bayrağımızı burada gururla dalgalandırıyoruz. Evet, çok bu bayrak sayesinde bizler nefes alıyoruz. Bu bayrak sayesinde biz burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bulunuyoruz ve her zaman da ne mutlu Türk'ün diyen ediyoruz. Teşekkür evet, ederim ben de size. Tüm şehit aileler adına, evet. Gaziler adına sizlere teşekkür ediyorum. Ben de bütün bizi aktif medya ve Avrupa Belçika'daki seyirciler adına bunları alıyoruz. Çok teşekkür evet, ederiz. Biz teşekkür ederiz abla. Evet. Hocam, bayrak sende. Tamam, bayrak bende. Ben rejiye geçiyorum. Tamam, tamam. Evet, bayrağımızı, şanlı bayrağımızı şöyle saralım. Yanı başımıza koyalım. Evet, veda ediyorduk. Tam Suat'a şiltler, işte Aktif TV adına Suat Bezenge de Emin Hanım şilt getirmiş. Plaketi de aldık, bayrağımızı da aldık. Dalgalandırdık ki her zaman yayınlarımızda da Türk bayrağımız devamlı bir oranımızda bulunur. Evet, tekrar sormak istiyorum. Son bir şeyler söylemek istiyorsunuz galiba. Son şunu söylemek istiyorum. Geldim stüdyoda, oturma yerinde şehitlerle ilgili bir bölümünü gördüm. Bu beni çok evet, gururlandırdı. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum evet, hepinize. Burada da Tarık kardeşimize. Tarık kardeşimizi yine tanıdım. Tarık kardeş, senle başkanıma söz veriyorum. Şehitlerinizle bayraklarınızı bir daha sana getireceğim. İnşallah. 9. ayda düğüne geleceğim, o zaman getireceğim inşallah. İnşallah. Biz aldık, kabul ediyoruz. Evet, değerli Aktif TV seyircileri, bir programın daha sonuna geldik. Bugün önemli konumuz vardı. Şehit ailelerini, Türkiye'deki şehit ailelerini gündeme aldık. Gerçekten çok hassas bir konu, çok önemli bir konu. Emine ablamızla birlikte Şehit Aileler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı olarak Emine Sönmez Hanım'la biz burada şehit ailelerinin bir nevi sıkıntılarını ve özellikle neler yaşandığını anlatmaya çalıştık. Umarım bilginize sunulmuştur. Bizleri seyrettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun Aktif TV'de ben Necoşov'da kalın.